Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen. Bugün sabah raporunda Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor İbrahim Ünalmış'la birlikteyiz. İbrahim hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk Açıl. Aslında önemli bir hafta. Hem içeride hem dışarıda Merkez Bankası kararları var. Dolayısıyla aslında para politikasının çerçevesinin piyasalar üzerinde belirleyici olacağı bir haftadan bahsettiğimizi söyleyebiliriz. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek olan veriler var. Dolayısıyla piyasanın modu üzerinde, doların gücü üzerinde bir miktar bunların da etkili olmasını bekliyoruz. Diğer taraftan Avrupa Merkez Bankası'nın alacağı karar, buna ilişkin beklentilerdeki yöneticilerle piyasanın görüşleri arasındaki farklılaşma önemli temalardan bir diğerini oluşturuyor. İçeride de para politikası kurulu toplantısı var Perşembe günü. Bunun öncesinde Merkez Bankası üzerinde farklı gündemlerle tartışmaların devam ettiğini gözlemliyoruz. Bunların hepsini belli ölçüde değerlendirip yorumlamaya çalışacağız. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde politik atmosfer iyiden iyi hareketleniyor. Kasım ayındaki seçimlerin öncesinde Ron DeSantis Cumhuriyetçi Parti üzerinden başkan adaylığını Trump lehine çekilerek bıraktığını açıkladı. Şimdi Nikki Haley ile Trump arasında cumhuriyetçilerin bir karar vermesi bekleniyor. Şu ana kadar yapılan ön seçimlerde %50 kadar Trump'ın destek aldığı, Nikki Haley'nin %39'lar civarında destek bulduğu anlaşılıyor. Bundan sonraki süreci biraz da o gözle izlemek, takip etmek gerekecek. Bununla beraber yine emtia piyasasındaki gelişmelere baktığımız zaman Libya'nın petrol üretimine döndüğünü açıklamasının ardından petrol fiyatlarında hafif bir geri çekilme var. OPEC üyelerinden bir tanesi yeniden üretime dönüyor. Arz konusundaki sıkıntıların bir kısmı aşılabilir ya da en azından bundan sonraki sürece ilişkin biraz daha da olsa pozitif bakma imkanı olabilir diye. Bununla birlikte gaz fiyatları da 30 doların altına kadar gelmiş durumda. Dolayısıyla Avrupa açısından nispeten iyi haber. Avrupa'da bundan sonra Rusya kaynaklı kaygıları önemli ölçüde gidermiş olacak gibi görünüyor. Hem kış koşulları nedeniyle hem de aslında LNG ithalatı sayesinde yatmış olduğu adımlarla birlikte. Geçtiğimiz hafta iç gündemle ilgili Merkez Bankası kararı konuşurken detaylandırırız ama özellikle piyasa katılımcıları anketindeki bakış açısını da bir miktar değerlendirmekte fayda olacak. Enflasyon beklentileri çerçevesinde burada 24 ay sonraki enflasyon beklentisinin %23.7'ler civarında olduğunu, 12 aylık enflasyon beklentisine baktığımızda ise %40.6'lar civarında bir beklenti oluştuğunu anlıyoruz. Tüm bunlar bizim açımızdan neler ifade eder? Bütçe ne söylüyor? Para politikasına sıkılaşma döngüsü nereye kadar gidebilir? Tüm bunları belli ölçüde değerlendirmeye çalışacağız. Önce istersen bir iç gündemi değerlendirelim. Sonra vakit kaldıkça dış gündeme de belli ölçüde bakmaya çalışırız İbrahim. Hadi. İçeride tabii özellikle Merkez Bankası üzerinden dönen bir tartışma var ama Merkez Bankası'nın para politikası çerçevesiyle değil, yönetimin içerisinde veya yönetimin çerçevesindeki aile ilişkileri üzerinden yürüyen bir tartışma oluştuğunu gözlemliyoruz. Hani artık Merkez Bankası'nın burası yaklaşık bir haftadır da devam ediyor. Hem Merkez Bankası'nın hem yönetimin bundan sonra biraz daha politikayla gündeme gelmesi herhalde oradaki hem yöneticilerin itibarı açısından hem aynı zamanda bankanın itibarı açısından daha önemli olacak. Bir yerde buna son noktayı koyup ondan sonra bu haftaki politika kararına odaklanıp ondan sonra da sadece para politikasıyla konuşmak gerek. Sen de eski bir Merkez Bankası çalışanı olarak öncelikle bu para politikasına dönüş çerçevesini nasıl değerlendirirsin? Tabii şimdi Merkez Bankası bütün ülkelerde en göz önünde bulunan kurum. Kamu kurumları arasında en göz önünde bulunan, en çok tartışılan fikirleri Merkez Bankası Başkanı bir şey söylediğinde ya da başkan yardımcıları bir açıklama yaptığında hemen başlıklara geçen bir kurum. Dolayısıyla bu kurumla ilgili her türlü haber çok ilgi çekiyor. Ama tabii merkez bankalarının aslında yaptığı politik adımlarla, alacağı kararlarla gündemde olması tabii herkesin tercih edeceği şey. Çünkü kurumun itibarı günün sonunda aldığı kararların etkisini etkiliyor. Yani bu çok net, bütün merkez bankaları için geçerli. Dolayısıyla bu tartışmaların en kısa sürede bitmesini ve Merkez Bankası'nın dediğin gibi alacağı politika kararlarıyla tekrar gündeme gelmesini bekliyoruz. Bu haftada zaten öyle bir hafta, para politikası kurulu toplantısı var ve beklentiler çok net. Ama diğer taraftan enflasyon beklentilerine baktığımızda genel gidişat olumlu. Yani son 5 aylık enflasyon beklentilerinin dağılımına baktığımızda hem enflasyon beklentisi geri geliyor, düşüyor enflasyon beklentisi, hem de beklentiler artık daha
birbirine yakın hale gelmeye başladı. Yani beklentinin dağılımı, standart hatası diyoruz. Dağılımı düştü, daha birbirine yakınlaştı ve standart hatası düştü. Bu iyi bir şey. Yani piyasadaki enflasyonu tahmin eden ekonomistler artık birbirlerine çok daha yakın tahminlerde bulunuyorlar. Bu Merkez Bankası'nın beklentileri iyi yönettiğini gösterir. Ama diğer taraftan da yıl sonu Merkez Bankası'nın yıl sonu tahminine baktığımızda %36 gibi bir tahmini var. Şu anda piyasa katılımcılarının yani bu ankette tahminde bulunanların sadece %25'i %37'nin altında enflasyon bekliyor. Dolayısıyla aslında sadece 1/4'ü Merkez Bankası'nın enflasyon tahminini tutacağını, 1/4'ü tutmayacağını, daha yüksek bir enflasyonla yılı bitireceğimizi tahmin ediyor. Şimdi Merkez Bankası eğer yıl sonu enflasyon tahmininde ısrar ederse, tabii önümüzdeki dönemde diğer gelişmeleri de göz önünde bulundurarak, özellikle kamu maliyesi tarafı burada riskli hale gelmeye başladı enflasyon açısından. Bu gelişmeleri de göz önünde bulundurarak bu ay bir 250 bas puanlık sıkılaşma bekliyoruz. Ondan sonra da tekrar özellikle Nisan ayından sonra bir sıkılaşma ihtiyacı duyabilir. Burada tabii Merkez Bankası'nın bu %36'lık tahminde ne kadar ısrarcı olacağını göreceğiz. Yani birinci enflasyon raporu 8 Şubat'ta. Enflasyon raporunda ben burada ilk etapta yıl sonu tahmininin çok önemli ölçüde değişeceğini zannetmiyorum. Yılın ilk başından itibaren beklentilerin bozulmasını istemez diye düşünüyorum Merkez Bankası. Muhtemelen yıl sonu tahminini değiştirmeyecektir. Ama bundan sonra da orada da hem bu toplantıda hem de enflasyon raporu toplantısında yıl sonu tahmini konusunda ne kadar ısrarcı ve ciddi olduğunu bize net bir şekilde göstermesi lazım. Böyle bir döneme girdik. Dolayısıyla bu önümüzdeki birkaç hafta Merkez Bankası'nın beklentileri yönetmesi açısından çok kritik öneme sahip. Şimdi burada iki tane önemli konu var. Bir tanesi biraz önce sen de bahsettin. Merkez Bankası'nın %36 yıl sonu enflasyon öngörüsü ve aslında 42'ye kadar genişletmiş olduğu bir bant var. Hani belirsizlik aralığı üzerinden. Şu anda piyasanın beklentisiyle bu belirsizlik aralığının hala birbirini belli ölçüde tuttuğunu anlıyoruz. Fakat tabii özellikle asgari ücret zammının belli olmasının ardından fiyatlamalarda çok ciddi bir artış, gözle görülür bir artış şu an itibariyle dikkat çekiyor. Dolayısıyla bir iç talep ve içerideki bu fiyat döngüsünün bizi taşıyabileceği yere ilişkin bakış açısı bu en belirleyici şeylerden bir tanesi olacak gibi görünüyor. İkincisi bütçeden bahsettin. Biraz belki onda derinlemesine analiz ederiz ama önce bir iç talepteki sönümlenme beklentisi hangi ölçüde gerçekleşiyor? Bunu istersen biraz değerlendirelim. Fiyat çok artıyor ama talep aynı oranda aşağı geliyor mu? Yoksa hakikaten yarın daha pahalı olacak beklentisiyle bugünden alım istemi, arzusu, güdülenmesi sürüyor mu? Biraz bunu değerlendirelim. Kesinlikle sürüyor. Şimdi reel kredi kartı harcamalarına baktığımızda en kolay takip edebildiğimiz veri reel kredi kartı harcamaları. Reel kredi kartı harcamalarına baktığımızda hafif bir düşüş var. Ama tabii sektörel dağılımları da önemli. Sektörel dağılımları da farklı. Özellikle elektronik eşya gibi sektörlerde talebin hala yüksek olduğunu görüyoruz. Burada senin bahsettiğin hani bir şimdi alamazsam bir sonraki ay ya da birkaç ay sonra alamayacağım. O yüzden şimdi alayım deyip talebin öne çekilmesi durumu gerçekten hala devam ediyor. Çünkü aynı malı alıyorsun ve iki ay sonra daha pahalıya alıyorsun. Ya da alamıyorsun. Ya yani da alamıyorsun yani eğer çok uçuyorsa alamıyorsun. Aynen yani o iki ay sonraki geliriniz onu almanıza izin vermeyebiliyor. Dolayısıyla veya stoklanabilir bir şeyse bugünden almayı tercih ediyorsun mutlaka alacaksın. Aynen öyle. Yani aslında tüketim ataleti dediğimiz bir kavram var. O tüketim ataletine baktığımızda normalde bunun katsayısı 0.6-0.7 civarlarındaydı. Yani bir önceki döneme göre insanlar ne kadar tüketimlerini aynı tutmaya çalışıyorlar diye baktığımızda eskiden çok 2018 yılına kadar, 2019 yılına kadar bir önceki ayla çok fazla ilintili değildi. Yani çünkü dediğin gibi bir önceki
ay aldığınız sepetin bir sonraki ayda benzer bir sepetini alma ihtimaliniz zaten vardı. O yüzden bugünden stoklamaya gitmek, tüketimi erkene çekmek gibi bir derdi yoktu insanların. Ama şimdi bu katsayının 1'e yaklaştığını görüyoruz. Yani herkes bir önceki ay ne tükettiyse benzerini tüketmeye çalışıyor. Elinden geldiği kadar reel tüketimini korumaya çalışıyor. Bu da tabii bunu nasıl yapıyor diye baktığımızda bunu kredi kartıyla yapıyoruz, taksitlendiriyoruz, kredi çekiyoruz. Birçok hani kolaylık da var bu tüketimi sürdürmek için. Böyle olunca tabii faizin yani parasal sıkılaşmanın etkileri, tüketim üzerindeki etkileri daha düşük oluyor. Bu zaten iktisaden beklediğimiz bir şey. Yani eğer tüketim ataleti çok yüksekse ihtiyaç duyulan parasal sıkılaştırma da, para politikasındaki sıkılaştırma da daha yüksektir her zaman. O yüzden şu an geldiğimiz noktada mevduat faizlerinin de tabii burada biraz etkisi var. Mevduat faizlerinin de beklendiği kadar artmamış olması, yani tüketiciyi tüketmek yerine tasarrufa ikna edemiyor olması mevduat faizlerinin yine tüketimin hızlı devam etmesine neden oluyor. Bunun dışında bir kısım beklenti var. İşte kredi kartlarına olan taksitlendirme sınırlandırılacak şeklinde. Eğer sınırlandırılırsa belki biz yine bu ürünü alamayız deyip şimdiden daha fazla taksit sayısıyla alma eğilimi de var. Dolayısıyla biz Mart ayına kadar, yani bu seçimler, yerel seçimler geçene kadar herhalde bu tüketimde canlılığı görmeye devam edeceğiz. Bu arada tabii kamu maliyesi tarafında da muhtemelen önümüzdeki dönemde harcamalar devam edecek. Çünkü bütçeden görüyoruz ki bir kısım harcamalar yapılmış ama ödemesi yapılmamış. Bu ödemeler yapılacak önümüzdeki dönemde. Bunu zaten 3 aşağı 5 yukarı tahmin ediyorduk. Yani aslında bütçenin geçen sene itibariyle orta vadeli programdaki yaklaşımında kabaca %6 civarında, 2024 için de %6.300 civarında bir açık milli gelir öngörüsü vardı. Dolayısıyla aslında çok düşük gitmesi aslında yılın son ayında buraya bir hani yüklü bir geliş olacağını biliyorduk. Hani bilmediğimiz bir şey değildi. İyi gitti bu arada, kötü gitmedi yani deprem maliyetine rağmen kötü gitmedi ki kabaca 3 ile 3,5 puan arasında bir deprem yükünün bütçeye gelmesini bekliyoruz 2 yıl boyunca. Bunun bir kısmının geldiğini anlıyoruz. Dolayısıyla hani tabii bütçeyi çok yakından takip etmeyenler ya da sadece aylık veriye bakarak yorumlayanlar açısından sürpriz olmuş, nereden bu kadar harcama geldi denilmiş olabilir ama zaten geleceğini biliyorduk. Şimdi bu sene için de bundan çok farklı olmayacaktır. Kademe kademe de gelebilir, belki yüklü olarak da gelebilir ama bir deprem maliyeti var ve bu deprem maliyeti o bütçenin içerisine girecek. Bunu ödemek zorundayız. Zaten oradan yana herhangi bir şeyimiz yok, kaygımız yok. Normalde aslında bütçe harcamaları, yıl içerisinde harcamalar yapılır. Genelde Aralık ayında da harcamaların önemli bir kısmı serbest bırakılırdı. Burada yapılan şey bu harcamaların serbest bırakılması bir sonraki seneye kaldı. Burada tabii hazine bu harcamaların bir kısmını da Merkez Bankası'ndaki hesabında bulunan paradan yapacak. Yani ve bu hesaptan ödeme yaptığı zaman haliyle piyasaya yeni taze para çıkıyor etkisi yaratıyor. Bu da piyasada likiditenin tekrar bollaşmasına neden olacak. Hani Merkez Bankası bir yandan depoyla piyasadan TL çekmeye çalışırken bir yandan hazine harcamaları artırdıkça yine bir TL bolluğuyla karşı karşıya kalacağız. Dolayısıyla bunun iyi yönetilmesi, bu iyi yönetilmesi gereken bir aslında süreç likidite yönetimi açısından. Merkez Bankası tabii ki bu konuda muhakkak planını yapmıştır. Bir plan vardır ellerinde. Çünkü onlar hazine ile sürekli iletişim halindeler. Yani bu likiditenin nasıl serbest bırakılacağını, hangi dönemlerde harcamaların yapılacağını zaten biliyorlar. Dolayısıyla o dönemler için gerekli tedbirleri, önlemleri alacaklardır. Zaten depo ihaleleri var. Onun dışında ters repo ihaleleriyle çekebilirler yine oluşacak fazla likiditeyi. Bir sürü alternatif mevcut. Yani burada bir sorun olacağını zannetmiyorum ben. İki şey soracağım. Bunlardan bir tanesi tabii likidite yönetimi bundan sonrası için önemli konulardan biri. Çünkü eğer faiz artırımlarının sonuna yaklaşıldığına dair bir
kanı hasıl olduysa ki zaten Merkez Bankası'nın son iki para politikası kurulu metninde buna atıf var sona yaklaşıldığına dair ve miktarsal sıkılaşma vurgusu da var. Ancak miktarsal sıkılaşma vurgusuyla açıkçası piyasada oluşan likidite, ki bu daha önceki dönemden kalan bir politikanın sonucu olarak geliyor karşımıza. Tabii. Ağırlıklı olarak kur korumalı mevduat dönüşleri veya yüksek faiz dönüşlerinin kredi tarafındaki yavaşlama ile arasındaki farktan geliyor önemli bir kısmı bunun. Dolayısıyla bu ciddi bir hani yapısal soruna doğru gidiyor. Bunu çözmek için çeşitli enstrümanlar var. Yani Merkez Bankası çekmek isterse o likiditeyi daha kuvvetli de çekme ihtimali var, imkanı var elinde. Hani bu seçim öncesinde yapılır yapılmaz onu bilmiyorum. Piyasadaki likiditeyi bu kadar kurutmak istenir istenmez ondan emin değilim ama yapmak isterse yapabilir tabii, Merkez tabii. Bankası. Doğru mu? Doğru. Çünkü para kur metninde aslında çok açık bir şekilde tablo olarak Merkez Bankası bunu yayınlamıştı. En fazla 91 gün vadeli Merkez Bankası kanunu gereği 91 gün vadede bu likiditeyi çekebiliyor. Dolayısıyla gerek depo ihaleleriyle olsun gerek isterse likidite senedi ihraç edebilir. Ve 91 gün vadeye kadar bunu çekebilir. Burada herhangi bir problem olacağını zannetmiyorum. Eğer çok çok ihtiyaç duyulursa belki yeni düzenlemelerle daha uzun vadeli bir şekilde de isterse çekebilir. Yani burada bu Merkez Bankası'nın en iyi yaptığı işlerden bir tanesi. Yani burada çok tecrübesi de var. Çünkü paranın sahibi olduğu için kontrolünü sağlama mekanizması aynen. kendisine ait. Yani aynen. TL'nin kontrolünü sağlamaktan daha rahat yapabileceği bir şey yok normalde Merkez Bankası'nın. Öyle. Zaten sonucunu yönetmek önemli olan. 2006-2007, dün akşam özellikle merak edip 2007 para kur metnini baştan bir kez daha okudum. Para kur metninde likidite fazlalığı olduğunda ya da likidite eksiği olduğunda piyasada faizlerin nasıl belirleneceğini net bir şekilde Merkez Bankası orada yazmış. Likidite fazlası olduğu zaman efektif piyasa faizi diyor. Aslında benim borç aldığım piyasa faizidir. Likidite eksiği olduğu zaman efektif piyasa faizi borç verdiğim piyasa faizidir diyor. Likidite fazlası olması demek zaten dünyanın sonu değil. Yani piyasada çok fazla kalıcı olarak likidite fazlası olursa Merkez Bankası da o zaman faizleri ona göre belirlemeli. Yani tamam Merkez Bankası'nın borç aldığı faiz efektif faiz olur ama o zaman da politika faizini öyle bir belirler ki yine enflasyon hedefine götürecek şekilde bütün piyasa faizlerini istediği noktaya getirir Merkez Bankası. Burada çok bir problem olacağını zannetmiyorum. Peki şimdi mesela likidite yönetimi çok belirleyici derken örneğin Cuma günü Goldman Sachs'ın bir Türkiye raporu çıktı. Türkiye ekonomisi raporu çıktı. Burada altı çizilen nokta bir defa raporun özellikle enflasyon konusunda çok iyimser olduğunu söylemek mümkün. 30'un altı dahi görülebilir enflasyonda diyor Goldman Sachs raporu. Ve bunu yaparken de özellikle likidite yönetimine dikkat çekiyor. Türkiye'deki para arzıyla enflasyon arasındaki ilişkiyi geçmişten bugüne kadar almış, incelemiş. 2000'li yılların başından itibaren piyasada dolaşımdaki para miktarıyla enflasyon arasındaki korelasyonu kurgulamış. Böyle bakıldığı zaman diyor ki biz para arzında önümüzdeki dönemde ciddi bir yavaşlama döngüsü oluşabileceğini, bunun da enflasyonu çok ciddi şekilde aşağı çekebileceğini, bizim iyimser kaldığımızın da farkındayız. Ancak hani risklerin olduğu yer erken bir gevşeme döngüsüne gidilmesi olabilir ama bunun haricinde biz para arzındaki sınırlama döngüsünün enflasyonu beklenenden çok daha hızlı aşağı çekme ihtimalinin bulunduğunu düşünüyoruz diyor. Tabii ki ekonomik modellemeler yapabilir, o ekonomik modellemeleri dünyada çalıştığı şekilde Türkiye'de çalışıyor ya da çalışabilir diye düşünebilirsiniz. Hani biz içinde yaşayanlar olarak farklı görüyoruz fiyatları ama tabii ekonomik modelleme ve hani Friedman'a da bu atıf yapmış hatta işte önünde sonunda bu enflasyon dediğimiz şey parasaldır diyerek. Dolayısıyla hani işin içerisine belki biraz da o görüşü katarak ne dersin Goldman raporuna? Şöyle şimdi yine dün akşam merakımı cezbetti. Bir dar para arzı dediğimiz para arzı tanımımız var. Bir de daha geniş yani içinde mevduatların da olduğu bir para arzı tanımımız var. Bu ikisini birbirine oranladığınızda aslında piyasadaki o likidite bolluğu pandemiyle birlikte başlıyor. Yani aslında
Bunu da unutmamak lazım. Türkiye ekonomisi hala dünya ekonomisinde olduğu gibi nasıl hala Fed'in bilanço küçültmesinden bahsediyoruz. Aslında benzer bir durum bizim için de geçerli. Yani pandemi sırasında çok ciddi bir likidite bolluğu yaratıyor Merkez Bankası ekonomiyi desteklemek için. Şimdi yavaş yavaş trendine daha yeni dönüyor aslında. Dar para arzıyla geniş para arzını birbirine oranladığınızda o ikisinin tarihsel bir trendi var. O tarihsel trendin biz çok üzerine çıktık pandemi sonrasında. Ve şimdi yavaş yavaş bu trende doğru geliyoruz. O bağlamda likidite yani para arzı tarafından enflasyona destek gelecek mi? Evet gelecek. 2024 özellikle seçimlerden sonra bu desteğin daha fazla olduğunu göreceğiz. Diğer bir parametre de kur tabii. Yani Türkiye'de özellikle kısa vadede hızlı bir şekilde enflasyonu kontrol altına almak istiyorsanız yapmanız gereken şey kuru kontrol altına almak biraz. Şu anda aslında gördüğümüz şey de takip ettiğimiz kadarıyla da ekonomi yönetimi bu konuda da gerekeni yapıyor. Zaten en yetkili ağızlar da 2024'te TL'nin reel değerlenmesi konusunda açıklamalar yaptılar. Bu da tabii enflasyonist yani enflasyon sürecine muhakkak olumlu yönde katkı verecek önümüzdeki dönemde. Beklentileri de doğru yönettiğimiz çerçevede 2024 yılında hala Merkez Bankası'nın tahminine aslında ulaşılabilme ihtimali var. Yine bahsettik %25 kadar bir katılımcı aslında buna inanıyor ama burada doğru adımlar atılırsa özellikle seçimlerden sonra da yabancı yatırımcı konusunda pozitif gelişmeler olur. TL'de bir reel değerlenme süreci yaşarsak eğer gerçekten de enflasyon hedefine 2024 hedef demeyelim. Enflasyon tahmininin aşağı bandına doğru aslında yaklaşabiliriz. Bu gayet mümkün. Nereler olabilir burası? Çünkü hani piyasa 40 bekliyor. İşte 42 civarında bekliyor diyelim ki. 12 ay sonrası enflasyonu 40 civarında bekliyor. Dolayısıyla aslında başından bu yana konuştuğumuz unsurlar da var. Yani işte para arzıyla ilgili, bütçeyle ilgili, onunla ilgili, bununla ilgili. Yani riskler aslında biraz daha yukarıya işaret ediyor piyasa gözüyle bakıldığında. Ama para arzı da burada belirleyici faktörlerden biri. Yani sıkılaşmayı ne kadar yapacağın, ekonomiyi ne kadar daraltmayı göze alacağın önemli bir unsura dönüşmüş durumda öyle. Şu anda. Seçimlere yani önemli olan burada seçimlerden sonrası zaten Merkez Bankası'nın tahminlerine baktığımızda çıktı açığının zaten seçimlerden sonra negatife döndüğünü görüyoruz. Yani çıktı açığı seçimlere kadar hala pozitif. Yani ekonomi potansiyelinin biraz üzerinde büyümeye devam edecek yaz aylarına kadar. Ondan sonra ekonomik büyümenin potansiyelinin altına düştüğünü tahmin ediyor Merkez Bankası ki enflasyon yavaşlasın, daha düşük seviyelere ulaşabilelim. Dolayısıyla burada temel nokta bu. Yani bir yandan hem iç talebin hem kamu harcamalarının biraz törpülenmesi seçimler sonrasında. Ama bunun yanında hem ihracat tarafında iyi performans, turizm sektörü haliyle daha turizm sezonu başlayacak Nisan ayından sonra. Bunun da muhakkak olumlu etkilerini göreceğiz. Ve bir miktar da yabancı yatırımcı. Şimdi bu kadar dikkat edersen son dönemde yazılan yabancı yatırımcıların raporları gayet pozitif. Bizden daha pozitif düşünmeye başladılar. Dolayısıyla bunun bir sonucu olmalı diye düşünüyorum. Yani şimdi bir belirsizlik ortamı var. Özellikle yabancı yatırımcıların TL varlıklarda pozisyon alması için ihtiyaçları olan swap kanalı da bir noktada tekrar açılırsa belli şartlar altında ya da belli sınırlarla bunun da tabii muhakkak olumlu etkileri olacak ekonomi üzerinde. Bu aşamada bekliyor musun swap'ı yoksa seçimden sonra mı? Seçimden sonra. Seçime kadar bekliyorum. Seçime kadar beklemiyorum. Nisan, Mayıs ayları gibi muhtemelen biz bu konuyu tekrar konuşuruz diye düşünüyorum. Swap kanalının belli kısıtlar dahilinde yavaş yavaş açılması. Açılması da lazım. Yani bu sürekli kapalı tutabileceğimiz bir kanal da değil. Yani Türkiye ekonomisinin gerek büyüklüğü itibariyle, gerek dinamizmi, yapısı itibariyle ve
yabancı yatırımcı ihtiyacımız itibariyle bizim aslında bu piyasayı yavaş yavaş açmamız lazım. Sürekli kapalı tutamayız biz swap piyasasını. Tutmak da istemeyiz bence. Zaten bir yandan uluslararası yatırımcılarla bu kadar müzakere edip diğer taraftan onların daha büyük montanla buraya gelmelerinin önünü açabilecek düzenlemeyi yapmadan tabii çok makul bir sonuç elde etmek de mümkün değil. Tabii. Şu anda bu arada hala yani kısıtlar olmasına rağmen eğer gelmek istiyorsan swap kanalını kullanarak gelme imkanı var. Limitler evet, hala dolu değil yani şu anda. Evet. Aynen. Ama yabancı yatırımcı gördüğümüz kadarıyla limitler dolu değil diyoruz ama yine de oradaki limitler bence bir, tahmin ettiğimiz rakamların yani yabancı yatırımcı gelmeye başladığında oluşacak büyüklüklerle aslında çok tutarlı değil. Diğer taraftan da içerideki hacimler de önemli. Yani bir yandan tahvil piyasasındaki ikinci el piyasa hacmine bakıyorsunuz. Yok. Neredeyse yani kurumuş bir piyasa var. Ama yabancı yatırımcı geldiğinde haliyle çok küçük rakamlarla değil daha büyük işte birkaç milyar dolarlık bir yatırım düşünen bir fon piyasaya girdiğinde 5 yıllık 10 yıllık tahvillere geldiğinde çok ciddi yani bir 35'lerden çok hızlı bir şekilde geldi. Faizlerde düşüş görülüyor. Dolayısıyla bizim aslında ekonomi yönetimi olarak tahvil tarafındaki likiditeyi artırma konusunda, ikinci piyasa likiditesini artırma konusunda burada biraz oturup düşünmemiz lazım. Yani biz eğer yabancı yatırımcı istiyorsak buradaki likiditeyi nasıl artırırız? Piyasa yapıcı bankalar var. Piyasa yapıcı bankalar burada nasıl aktif görev alabilir? Bunların da oturup konuşulması lazım bence. Biz Cuma günü itibariyle JP Morgan'ın Türkiye'ye dönük büyük işlem yapan traderlarından bir tanesi Stefan Weil'le bir görüşme gerçekleştirdik. Kanalımıza da bağlandı zaten izleyenler açısından. Özellikle getiri eğrisinin uzun tarafında daha büyük montanlı işlem yapma imkanı bulunduğunu, son dönemde aslında buralardaki getirilerin makul seviyelerde olduğunu, uzun vadeli düşünenler açısından da imkan sağladığını düşünüyor. New York'taki toplantıya da katılanlardan bir tanesi. Dolayısıyla o açıdan bakıldığında hakikaten yabancı bakışını yansıtması açısından önemli. Şimdi ben sana şunu sorayım. Hazine olsan şu aşamada 5 yıl ve üzeri vadede ilgi de varken yabancı yatırımcıya daha fazla kağıt arzıyla çıkmayı tercih eder misin? Çünkü aslında tabii şu anki ortamda yani daha önceki 2 sene hazinenin olağanüstü düşük faizlerle yurt içi bankalara onların bilançolarına 1 tahvil trilyon liranın sattı, üzerinde evet. tahvil sattığı bir dönemdi. Şimdi artık dünya o değil. Bu kez alıcı var ama bu kez alıcı yurt dışından. Onların ise biraz daha yüksek arza ve biraz daha yüksek getiriye dair beklentileri var. Ne dersin? Yani tercih eder misin arzı artırmayı bu dönemde? Şimdi hazine yönetimi açısından bakarsak eğer 2026 yılında tek haneli enflasyon bekliyoruz. Orta vadeli programa göre tek haneli enflasyona 2026 yılından 2026 yılında ulaşacağız. Eğer ben 10 yıl vadeli %28-30'lardan borçlanırsam ve enflasyon gerçekten tek haneye inerse 2 yıl sonra o zaman çok ciddi reel faizler ödemek zorunda kalacağım. Yani 26 hazine olması öderek. 27 olsun eğer hakikaten gidişat oraya doğru ve buna dair bir inanç varsa. Tabii. Dolayısıyla aslında uzun vadeli perspektifte bakınca hazine tarafından çok rasyonel değil. Çok uzun vadeli ve yüksek miktarlı borçlanma. Normal koşullarda daha kısa vadede borçlanmayı tercih ederim. Ama yine de hazine son dönemde belli ki talep bu yönde, talebin bu yönde olduğu anlaşılıyor. Daha çok 5 ile 10 yıl vadeli hazine tahvil ihaleleriyle yoluna devam ediyor. Herhalde bir süre daha böyle devam edecek, öyle görünüyor. Çünkü burada arzla talep önemli. Çünkü normalde hazine piyasa yapıcı bankalarla her ay bir araya gelir, Merkez Bankası'yla birlikte ve bu toplantılarda talep nerede, hangi vadelerde talep olur, buralarda fiyat nerelerde oluşur? Aslında karşılıklı şey olur, fiyat fikir teatisi olur ve hazine buna göre bir borçlanma stratejisi belirler. Dolayısıyla önümüzde duran stratejiden anlaşılıyor ki talep daha çok buralarda. O yüzden de hazine tercihini bu yönden yana kullanıyor. Kısa bir araya gidelim şimdi aranın ardından İbrahim İnalmış'la sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim.
Sabah raporunun ikinci bölümünde Profesör Doktor İbrahim Ünalmış'la sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. İbrahim, biraz önce ilk bölümde konuşurken kuru da kontrol edebilmenin öneminden bahsettin ya, piyasadaki dengeyi tutabilmek ve enflasyon beklentilerini çıpalayabilmek açısından. Bir bu kısmını da sormak isterim. Hem belirli bir kısım bankanın şu dönemde yeniden döviz dönüşümlü mevduata doğru biraz daha teveccüh göstermeye başladı bir süre sonra, anlaşılıyor. Bir kısmı da bankaların, burada zaten Merkez Bankası'nın daha önce belirlemiş olduğu çeşitli komisyon oranları var. Hani dönüşümü sağlayan sağlamayanlar açısından komisyonu da ödeyip dövize dönmeyi biraz daha önceledikleri anlaşılıyor. Kur üzerinde de böyle kademe kademe 30-20'lerin üzerine doğru geldi kur. Dolayısıyla aslında buradaki ilgi alakayı, dövize olan talebi birazcık sormak istiyorum sana, nasıl görüyorsun diye. Yani o geçtiğimiz iki hafta içerisinde hafif bir hem ağırlıklı olarak kurumsal talep olduğu anlaşılıyor. Bir miktarda daha müşterilerden aslında talep olduğu anlaşılıyor. Ama buradaki talep artışı aslında çok da kaygı verecek düzeyde değil kur tarafından baktığımızda. Dönem dönem muhakkak hem şirketlerin ihtiyaçları oluyor, ithalat amaçlı ya da hedge amaçlı şirketler bu tarz taleplerde bulunabiliyorlar. Ama beklentilere baktığımızda, yine beklenti anketine de baktığımızda kur tarafında kimse ciddi bir hareketlilik beklemiyor. Yine opsiyonlar tarafından baktığımızda aslında TL'nin böyle yüksek miktarda değer kaybına ilişkin herhangi bir beklenti görmüyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde de herhangi, yani tahmin edemediğimiz bir şey gerçekleşmediği sürece, yani uç risk dediğimiz, tahmin edemediğimiz bir olay gerçekleşmediği sürece kurda bu şekilde hani daha trendi takip eden, enflasyonla aşağı yukarı beraber hareket eden bir kur seviyesi görmeye devam edeceğiz. 2024 yılında öyle görünüyor. Peki çok hızlıca istersen şimdi biraz uluslararası piyasayı da toparlayarak bitirmeye çalışalım. Biraz önce programı açarken söyledim, Amerika seçimleri çok tartışmalı diye. Özellikle Trump kazanırsa ne olur? 2016'da Trump kazandığı dönemde çok büyük tartışmalar ortaya çıkmış ve aslında hakikaten piyasa bayağı da terste kalmıştı. Şimdi bununla ilgili raporlar geliyor. Mesela Goldman Sachs'ın beklentisi faizlerin yukarı gideceği, eğer Trump kazanacak olursa faizlerin yukarı kayma olasılığının artacağı. Çünkü özellikle bütçe konusunda çok iyimser olacağını, çok harcamacı davranabileceğini savunuyorlar. Deutsche Bank bir rapor yazmış. Özellikle kim kazanırsa kazansın dolar pozitif diyor bu arada herkes. Onu çok net olarak söyleyelim. Dolar için pozitif, Meksika pesosu, yuan ve euro için negatif olur diyor mesela Deutsche Bank raporunun içerisinde. Bu genel gidişatın fon akımları üzerindeki potansiyel etkisini nasıl görüyorsun doların gidişatı açısından? Şimdi Trump'ın beni asıl korkutan tarafı ticaret tarafında. Yani özellikle korumacı politikalar ile başladı 2016 yılından sonra. 2016 yılına kadar daha dostane bir şekilde devam eden ticaret ilişkileri 2016'dan sonra daha hasmane bir hale dönüşmeye başladı. Ve Amerika'nın biraz daha kendi içine kapandığını, Çin'den daha az ithalat yapmaya çalıştığını görüyoruz. Amerika'yı tekrar eski şaşalı büyük dönemlerine götüreceğim söylemiyle Trump biliyorsun gelmişti. Bu tabii gelişmekte olan ülkeler açısından çok iyi olmadı. Yani bu ticaret savaşlarının başlaması, bir miktar Çin'den Türkiye gibi ülkelere ilk başta bir talep gördük ithalat açısından, biraz pandeminin de etkisiyle. Ama o da çok uzun soluklu olmadı. Yani oradan da çok ciddi pozitif bir etki görmedik. O yüzden özellikle Trump gelirse yine bu Amerika'nın biraz daha kendi içine kapanma, tekrar kendi içinde endüstrileşme politikalarına hız vereceğini, dediğim gibi bütçe harcamalarını artıracağını tahmin ediyoruz. Böyle bir durumda tabii bu kendi içine kapanması açısından baktığımızda dolar pozitif, ama Amerika'da bir yandan da yüksek bütçe açığı her zaman dolar negatif etki yaratıyor. İşte faiz yukarı yeteceği için diyor, oradan bir şekilde dolara kayış olabilir. Çünkü uzun, Avrupa'da da faiz inecek diyor. Evet, uzun, biraz daha orta uzun vadeli baktığımızda biraz daha faiz kanalıyla doların daha pozitif
dolar üzerinde pozitif etki yaratabileceğini söyleyebiliriz, diyebiliriz, evet. Peki, son 1,5 dakika içindeyiz ama çok hızlıca şunu da sorayım. Birincisi Avrupa Merkez Bankası toplantısı. Burada piyasa Mart ayında bir indirim bekliyordu ama Mart'ta, Nisan'da ya da yılın ilk çeyreğiyle ikinci çeyreğinin başı arasında bir noktada. Lagarde Bloomberg'e verdiği röportajda dedi ki hani Haziran'dan sonrasına bakmak lazım. Bir de Japon Merkez Bankası'nın da faiz kararı var. Bugün başladı toplantı. Dolayısıyla orada da 2007'den bu yana ilk kez faiz artırımı tartışılıyor. Hani bu toplantıda bekleyen yok ama sonuçta böyle bir İki büyük merkez bankası arasında politika farklılığı var. Burada temel aslında nokta, imalat sanayi Avrupa'da çok yavaşladı. Almanya öncülüğünde yavaşladığını görüyoruz. PMI'lara baktığımızda imalat sanayi yavaşlarken diğer taraftan hizmetler sektörü hiç fena gitmiyor. Yani merkez bankası açısından da bir yandan bir açmaz yaratan bir durum bu. İmalat sanayini desteklemek istiyorsunuz ama diğer taraftan hizmetler tarafındaki tüketim gayet makul düzeyde gidiyor. Dolayısıyla bence Lagarde'ı yavaşlatan, yani faiz indirimi tarafında biraz daha temkinli olmaya iten şey bu. Elinden geldiği kadar mevcut durumda ötelemeye çalışıyor ki tekrar geri dönüp enflasyon konusunda bir daha tartışmaya başlamayalım. Mümkün olduğu kadar bunu burada bitirelim. Evet, imalat sanayi üzerindeki etkisi yüksek oldu ve Avrupa geriliyor bu konuda. Ama Lagarde enflasyon konusunda çok ciddi, o yüzden geri adım atacağını zannetmiyorum. 10 saniye Japonya. Mevcut durumda. Japonya için daha erken bence konuşmak için. Dediğim gibi tartışmalar başlar ama daha Japonya'da böyle bir faiz artışını görmek ya da ciddi ciddi tartışmak için biraz erken diye düşünüyorum. Bir de deprem etkisi de oldu orada. Dolayısıyla onu da işin içerisine katmak lazım. İbrahim, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Bizlerle ediyorum. Birlikte olduğun sorularımızı yanıtladığın için. Sabah raporundan bugünlük bu kadar. Hoşçakalın.